Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada herkese günaydın. Bugün saat 10'da videomu çekiyorum. Neden? Çünkü kendime çok güzel bir yoğurtlu yumurta hazırlayacağım kahvaltıda. O zaman hemen malzemelerimi saymakla işe başlayalım. 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet yumurta ve yarım fincan kadar diyebilirim sıvı yağımız var. Bu arada zeytinyağı da kullanabilirsiniz ya da margarin, tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu arada ben sadece bugün kendime hazırlayacağım için 2 tane yumurta kullanıyorum. Yani ölçü şu şekilde. Eğer 2 tane yumurta kullanıyorsanız arkadaşlar 4 yemek kaşığı da yoğurt kullanmanız gerekiyor. O zaman vakit kaybetmeden bu güzelliği yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir tava ya da sahan alabilirsiniz. Hani kaç kişiyseniz açıkçası o şekilde yapın. Ben sahanı birazcık kullandım ve yıkamayı unuttum açıkçası. Yani unutmadım ama biraz üşendim ya. Böyle sabahlar açıkçası böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar ben de o yüzden böyle kocaman bir tava aldım. Şimdi öncelikle tavaya biraz sıvı yağ dökeceğim şu şekilde. Sonrasında şurada bakın böyle kendi mayaladığım bu şekilde manda yoğurduyla kendi mayaladığım yoğurdum var. O da bayağı azalıyor. Bugün de olmadı. Alırım arkadaşlar biraz süt. Çünkü ben açıkçası böyle evimde işte yoğurdumu mayalayayım, işte sütümü kaynatayım falan. Gerçekten seviyorum bu tarz şeyleri. Yani doğal ürünleri seviyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar bu şekilde 3 oldu. Bir tane daha yapacağım. Çünkü ev yoğurdu olduğu için aslında benim yoğurdum biraz sulu. Hatta birazcık daha koyabilirim. Şu şekilde. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Şöyle ev yoğurdunun mesela böyle az kaldı ya arkadaşlar. Ben içine su koyuyorum. Ondan sonra güzelce şöyle kavanozla çalkalıyorum. Ama o kadar güzel oluyor ki sizlere anlatamam. Gerçekten ev yoğurdunu ben çok ama çok seviyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben tavama sıvı yağımı ekledim. Sonrasında şöyle yani 5 de diyebiliriz aslında. Çünkü söylediğim gibi yoğurdum biraz sulu. O yüzden ben 5 kaşık kullandım açıkçası. 5 kaşık yoğurdumu da ekledim. Şimdi hemen bu tavamız ocağımıza gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben tavamı ocağıma aldım. Şöyle birazcık ocağımın altına açıyorum. Ve bu şekilde şöyle yoğurdu aslında çok fazla dokunmayacağım. Bu şekilde yoğurdu önce biraz pişireceğim. Sonrasında da yumurtaları kıracağım. Arkadaşlar şimdi yoğurdumuz tam istediğim kıvama geldi. Bu şekilde sizlere de göstereyim hatta. Şimdi yumurtaları kırıyoruz. Evet yumurtaları da kırdım ama şu güzel görüntüye bakar mısınız? Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle evinizde de deneyin. Bu arada malzemeleri sayarken tuzu unuttum büyük ihtimal. Çünkü şimdi aklıma geldi. Çünkü ben hayatıma böyle çok tuza yer vermiyorum açıkçası. O yüzden de genelde hep malzemelerde unutuyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi biraz da arkadaşlar şöyle tuz serpeceğim. Bu şekilde yeterli gelecektir. Ve bu şekilde bu kadar yani bitti arkadaşlar. Şimdi artık ben bu yumurtayı biraz rahat bırakayım. O da şöyle güzelce pişsin. Son olarak da serviste görüşelim. Evet yoğurtlu yumurtamız servise hazır. Açıkçası hiç böyle tabakla falan uğraşmak istemedim. Direkt tavaya getirdim. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Lütfen ya kesinlikle denemenizi önemli rica ediyorum. O zaman artık videomuzu kapatalım. Ben de hemen kahvaltıma başlayayım. Tarifimi videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.